Üçgenlerde eşliğe kenar açı kenar eşliği ile başlıyoruz. Matematikte her şeyi ispatlamayız. İspatlanan doğrular, teoremler, önermeler en sonunda ispatsız kabul edilen, ispatlanmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde açık olan doğrulara dayanır. İşte biz bu doğrulara aksiyom diyoruz. Eşlik teoremlerinde de bir tanesi aksiyom olarak alınır ve en net görüleni kenar açı kenar eşliği olduğundan kenar açı kenar eşliğini aksiyom olarak alalım. Şöyle elimizde iki kenar var. Birinin uzunluğu x birim, diğeri y birim olsun. Aralarındaki açılar da alfa olsun. Aynı şekilde yine x birim, y birim ve aralarında alfa açı olan aynı şekilde bir tane daha olduğunu varsayalım. Yerleri farklı. Şimdi kenar açı kenar eşlik aksiyomu bize der ki ve açıkça bellidir ki bu ikisi birbirine eş şekiller. Yani ben burada şuraları birleştirip üçüncü bir kenar oluşturursam, bunun da uzunluğu z ise, diğer şekilde de bu oluşturduğum kenarın uzunluğu açıktır ki z olacaktır. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine eş olur. Soldaki ABC üçgeni, sağdaki de DEF üçgeni olsun. Bu eşliği biz ABC üçgeni, bakın sıraya bakın, x kenarı alfa açısı, y kenarı bu şekilde dönüyorum. Burada da x kenarı alfa açısı ve y kenarı bu şekilde dönerim. DEF üçgenine eştir diye bu şekilde yazılır. Tabii bu üçgenler eş olduğu için her şeyleri birbirine eşittir. Çünkü aynı şekillerdir. Dolayısıyla y kenarının karşısındaki beta açısı ise burada da y kenarının karşısı beta olur. X'in karşısı gamma ise diğer üçgende de x'in karşısı gamma olur. Karşılıklı yükseklikleri, kenar ortayları, açı ortayları, şekiller eş olduğu için alanları, çevreleri, iç teğet çemberinin yarıçapı, dış teğet çemberinin yarıçapı, çevre çemberinin yarıçapı gibi tüm nicelikleri birbirine eşittir. Büyük üçgene bakalım, 24, 78, şu açıyı bulabiliriz. 24 ile 78'i toplarsak 102 yapıyor, 180'den çıkartırsak bu açıyı da 78 derece olarak buluruz. Şimdi bakın şu köşelerini işaretlediğim üçgenlere bakın. Bir bu, iki de şu. İkişer kenarı eşit ve aradaki açılar da birbirine eşit. Dolayısıyla kenar açı kenardan bu üçgenler birbirine eştir. Tek çizginin karşısı x açısı ise eş olan diğer üçgende de tek çizginin karşısı x açısıdır. Geri kalan açılar da eşit olacak. Onlar da çift çizginin karşısında. Bunları da y diyelim. Dikkat ederseniz x artı alfa artı y'nin 180 derece olduğunu görüyoruz. Eş üçgenlerden herhangi birinden x artı y artı 78'in 180 derece olduğunu bildiğimiz için x artı y'nin 102 derece olduğunu, alfanın da 78 derece olduğunu görebiliriz. Veya x, y ve 78 180'e tamamlıyor. X, y ve 78 180'e tamamlayacağı için direkt de alfanın 78 derece olduğunu görebiliriz.